Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne dua ve selamdan sonra. İslam alimleri Vakfı ve Umat olarak Kur'an'ın izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İlim İrfan Saati programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi, hadisçi, Profesör Doktor Serdar Demirel hocamız. Bugün hocamızla hadis ilminin meseleleri, yapay zeka, dijital hadisçilik, hadis icazetnameleri ve İbn Haldun Üniversitesi'nin hadis ilmine katkıları gibi konuları konuşacağız. Bu programı özellikle bütün ilahiyatçıların ve müderrislerin dikkatine sunuyorum. Bu programın ilmi çalışmalara katkı vermesi dileğiyle programa başlıyoruz. Herkese iyi seyirler efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam Türkiye'de özellikle ilahiyat alanında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bunları da biz elimizden geldiği kadar halkımızla, milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü akademiye bazen yapmış olduğu çalışmaları dışarıya çok fazla yansıtamıyor. Ancak kitaplar basılırsa, hocalarımızın kitapları çıkınca o da belli bir kesimde kalıyor. Ama böyle dijitalle dünyaya tanışırsa, televizyona, ekranlarla tanışırsa bu çalışmalar daha anlamlı oluyor. Bugün biz sizinle özellikle Türkiye'de hadisçilik konusu ve son günlerde yapılan bazı güzel çalışmaları detaylıca konuşmak istiyoruz. Önce Türkiye'de hadisçilik nedir? Hadis çalışmaları nedir? Biraz Türkiye'den kısaca bahsedelim. Sonra da Pakistan, özellikle de siz Malezya'da bulundunuz, Pakistan'da bulundunuz. Oralarda hadisçilik nedir? Karşılıklı müzakere ederek yolumuza devam edelim inşallah. Buyurun hocam. Şimdi hocam, Türkiye'de tabii hadisçilik belki iki damardan devam etmiştir. Yani birincisi sivil bir alan. Buralarda işte medreselerde yahut özel ders halkalarında alimlerimiz hadis dersleri okutmuşlar. Bunların bir kısmı halka açık camilerde veyahut işte derneklerde vesaire yapılmış hadis programları şeklinde olmuştur. Ama akademik yönü ise daha farklı, daha ilmi, daha sistemli bir şekilde yürütülmüştür. Bu da Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin hadis anabilim dallarında icra edilmiştir. Bu anlamda 28 Şubat öncesinde yapılmış çalışmalara baktığımızda ciddi bir seviye kat ettiğini, belirli bir aşamaya geldiğini, çok özgün eserler verdiğini yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında görebiliyoruz. Hı hı. Ama şeyle beraber, 28 Şubat'la beraber maalesef ciddi bir inkıtaya uğramış ve yeniden bir seviye düşüklüğü yaşamıştır hadis alanındaki çalışmalar. Sanırım diğer alandaki, diğer İslami bilim disiplinlerindeki diğer çalışmalar da bir seviye kaybına uğramıştır. Sonra bilahare yeniden ilahiyat fakültelerinin önü açılmış, imkanlar sunulmuş. Bu anlamda yeni fakülteler kurulmuş ve derken birçok ilahiyat fakültesi açılarak yeniden şey yapılmıştır. Bu tür çalışmaların kalitesi artırılmıştır. Ve ben yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarına baktığımda bu kalitenin her geçen gün arttığını görebiliyorum. Çok daha teknik, çok daha ilmi çalışmalar yapılıyor. Bunun birçok sebebi var. Bir, hükümetin, devletin bu tür çalışmaların önünü açması, herhangi bir yasak ve sınırlama getirmemesi, bu çok önemli bir şey. İkincisi, bu Arap Baharı ile beraber başlayan süreçte Türkiye sınırlarını yabancı dediğimiz, yani diğer Müslüman ülkelerin alim kadrolarına da, akademisyen kadrolarına da açtı. Bunlar Türkiye'ye geldiler, farklı üniversitelerde görev yapmaya başladılar ve buralarda kendi ülkelerinin birikimini aktarmaya başladılar. Bu da bir farklı bir seviye kattı yapılan çalışmalara. Yine Türkiye üniversiteleri önemli ölçüde yurt dışına açılmaya başladılar. Farklı üniversitelerle MOU dediğimiz Memorandum of Understanding anlaşmaları yaparak öğrenci değişimine, hoca değişimine kapı açtılar. Bunlar tabii ki bilgi akışını hızlandırdı. Bununla beraber bir de işte dijital hadisçilik, işte dijital online platformların oluşmasıyla öğrenciler yurt dışında neler oluyor, hangi üniversitede ne tür çalışmalar yapılıyor, bunları görme imkanına kavuştular. Bunların hepsini konuşacağız hocam, anlamadım. Evet. Ama ben özellikle Türkiye'deki hadisçilikle, siz 3 ülkede bulundunuz, zaten Türkiye ülkeniz.
Türkiye'deki hadisçilikle ilgili bilgiler evet. verdiniz. Bunu biraz da böyle Pakistan ve Malezya'daki evet. çalışmalarla karşılaştırabilir misiniz? Oranın artı özellikleri nelerdir? Bizim artı özelliklerimiz nelerdir? Evet. Tabii Pakistan ve genel olarak Hint alt kıtasında medreselerde çok ciddi anlamda bir hadis programı yürütülüyor. Bu medreselerde hadis alanında branşlaşmak isteyenlere özel ders halkaları oluşturulduğu gibi yine buralarda hadis devriyeleri dediğimiz mesela 2 yıllık programlar uygulanıyor. Bu 2 yıl program çerçevesinde seçilmiş öğrenciler, yani Arapça altyapısı olan temel İslam bilimlerini öğrenmiş, artık uzmanlık yapma aşamasına gelmiş öğrenciler alınarak 2 yıl süresi içerisinde Kutub-ı Sitte baştan sona okutuluyor. Belki bunun işte bazı eleştirilecek yönleri olabilir. Neden? Çünkü bazen hızlı hızlı okuma yapmak durumunda kalabiliyorlar. Öğrencinin burada çok fazla gayret içerisinde olması gerekebiliyor. Bazı medreselerde diyelim ki bu anlamda çok daha az bir kadroyla bu iş yapılırken, bazı üniversite medreselerde çok fazla öğrencinin katılımıyla bu yapılıyor. Bu anlamda ben 2016 yılında Hindistan'a da gitmiştim. Hindistan'ın Diyobend şehrine, Diyobend'deki Ulumul Darul Ulumul İslamiye'ye gittiğimde orada bir Buhari okumalarına katıldım. Yani yerinde görmek amacıyla izin istedik. Büyük bir mekanda yapılıyordu. Bir hoca var. Mesela hocanın karşısında 800 tane talebe vardı. 800. 800. Sordum yani bu kadar kalabalık. Hocanın elinde bir mikrofon var. Yanında yakın talebeleri var. Hadisi teker teker okuyup kısa açıklamalar yapıp geçiyordu. Tabii bu 800 talebe evet. İslam ilimleri belli bir düzeye getirmiş, bitirmiş. Tabii. Hadis ön okumaları tamamlamış, usul hadisleri tamamlamış. Artık hadis devre-i hadis dediğimiz evet. hadis kütüphesinde okuma sürecine girmiş arkadaşlar. Yani evet. 800 hepsi çok kaliteli. Öyle istisnası yok değil mi hocam? Öyle anlamak lazım. İşte bu anlamda mesela benim içimden geçen şuydu. Keşke bu kadar 800 öğrenciyi aynı anda aynı sınıfa toplamak yerine bunları böyle 50'şer ve 100 kişilik gruplar halinde ayırıp dersler böyle işlense daha iyi olur diye düşünmüştüm. Yani pozitif yönleri var, belki tamamlanması gereken yönler var. Ama buralarda yani sivil alanda çok ciddi bir hadisçilik söz konusu. Bu şeye benziyor abi. Bizim evet. Türkiye'de yıllarca büyük üniversitelerde, İstanbul evet. Üniversitesi gibi, Marmara Üniversitesi gibi derslerin büyük bir kısmı büyük amfilerde yapıldı yani. Evet. Hukuk fakültelerinde şurada burada değil mi yani? Şimdi bugün mesela hala amfilerde yapılan yerler diyelim var. Ki dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde yani ideal olanın hoca başına 15 tane talebe düşmesi. O Osmanlı sistemini tabii. Evet. Çünkü bu çok daha önemli. Doğru. Yani şartlar zorlandığında tabii ki bunlar yapılabilir ama bunlarla beraber böyle daha spesifik seçilmiş kadrolara özel dersler verilmesi. Ona müsaadenizle bir saptamada bulunmak isterim, bir tespitte bulunayım. Bu, evet. Buna açıklık getirmesi bakımından evet. fayda olur. Ben de ben hadisçi değilim, ben dinler tarihçisiyim evet. ama hadis severim. Bir Müslüman olarak Hindistan, evet. Pakistan'da neler yapılıyor onları da yerine incelemiş birisi olarak hem bir katkı evet. olsun hem de sizin dediğinizin de nasıl yapıldığını evet. anlatmak için. Birincisi ben de bu eleştiriyi getirmiştim. Yani Kütüb-i Sitte bu kadar hızlı okunuyor, bu doğru bir şey evet. değil. Birinci eleştirim buydu. İkincisi de Kütüb-i Sitte'nin hepsinin ayrı ayrı hocaları var. Kütüb-i Sitte'deki babların hepsi aynı başlıklar altında. Dolayısıyla her hoca aynı babı tekrar tekrar anlatıyor. Bu bir vakit kaybı değil mi diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdiler. Bu çok mantıklı bir şey. Kütüb-i Sitte'nin bablarını da hocalar arasında paylaştırmışlar. Sadece kitapları değil. Evet. Hangi hoca hangi babı hangi kitapta daha detaylı işleyecek? Evet. O konuyu orada işliyorlar. Aynı konu başka bir hoca tarafından detaylı işlenmiyor artık. Yani onun evet. tanzimatını yapmışlar. Kendi aralarında paylaştırmışlar. Bu bir ölçüde aşılmış oluyor. Yani konunun evet. detaylı bir şekilde üzerine duruyorlar. Bu da Kütüb-i Sitte'deki hadisleri bir kere de olsa öğrenci fıkıh okuduktan sonra, asgari evet. düzeyde hadis okuduktan sonra hadisleri bir kere görmüş oluyor. Bizim evet. ülkemizde böyle bir şey yok. Sistematik yok şu anda. Bu çok önemli. Bu çok önemli. İkinci bir şeyi de evet. sizin dediğinizi nasıl çözüyorlar? Bütün bunların içerisinden en başarılı olan en fazla işte 15-20 tane öğrenci seçiyorlar. 800'de evet. 15-20 çok başarılı demektir. Evet. Bu 15-20 tane öğrenciyi seçiyorlar. Hadiste ihtisas sınıfını alıyorlar.
Artık tam orada sizin dediğiniz gibi oluyor. Yani hoca talebe ilişkisi başlıyor. Burada hadis okuma değil, hadisçilik yapıyorlar artık. Yani usul hadis, hadis tarihi, cerh tadil gibi. Yani hadis ana bilim dalının bütün bablarını orada artık ihtisasta yaptırıyorlar. Yani sizin doktora da yaptırdınız, onlar artık ihtisasta yaptırıyorlar. Sanki biraz bu telafi ediliyor gibi. Bilmiyorum ne dersiniz? İşte şeydeki bu medreselerdeki, Hint alkıtasındaki medreselerdeki bu programın şöyle bir özgünlüğü var. Hadis alanında yetişen bir öğrenci hadise bir bütünsellik bir perspektiften bakabiliyor. Doğru. Yani Buhari'yi okumuş, Müslim'i okumuş, diğerlerini okumuş. Bu kaynaklarda ne var, ne yok biliyor genel olarak. Ama yine ister Türkiye'deki akademik hadisçiliğe, ister Malezya'daki veya Pakistan'daki akademik hadisçiliğe geldiğimizde böyle bütünsel bir perspektif yok. Parçacı bir perspektif var. Çünkü akademinin hadis alanına ayıracağı zaman dilimi medresedeki gibi bu kadar çok olamaz. Doğru. Bu yüzden seçilmiş dersler var, seçilmiş bab başlıkları var, seçilmiş işte metinler var. Hı hı. Bu metinler üzerinden okumalar yapıyoruz. Doğru. Bu metinler üzerinden okuma yaptığımızda oradaki öğrenci elbette hadise dair çok önemli şeyler öğreniyor ama hadise bütünsel bir perspektiften Doğru. bakamıyor. Doğru. Böyle bir eksikliği var. Yani şunu söyleyebilirim tecrübelerimden de yola çıkarak. Bu hem Türkiye'de hem Malezya'da hem Pakistan'da böyledir. Akademik hadisçilik açısından söylüyorum. Mesela hadiste yüksek lisans yapan bir öğrenci yahut bir doktora öğrencinin bunların eğer şahsi gayretleri yoksa bu ders programı içerisinde Buhari'yi baştan sona okuma gibi bir lüksü yok. Doğru. Oysa okumak zorunda. Yani Doğru. sizin uzmanlık alanınız Hı-hı. bu. Şimdi okumadığı için baştan sona yani bir kutub-ı sitte dendiğinde nerede başlıyor, nerede bitiyor, konuları nelerdir, hangi hadisler vardır? Bu bütünselliği yakalayamıyor. Hı. Ama analitik çalışıyor. İşte medresedeki analitik perspektiften çalışmıyor. O da orada bir problem var. Evet, orada bir problem var. Onun da ona vakti yok. Doğru. Veya medresenin yapısı buna müsaade etmiyor. Yani Doğru. formatı buna uygun değil. Doğru. Akademiye geldiğimizde akademinin de formatı bir bütünsellik perspektifinden Doğru. okutmaya Doğru. Müsait değil. Parçacı okutuyor. Parçalara bölerek okutuyor. Bu öğrenciye çok şey katmakla beraber o bütünselliği kazandıramıyor. Evet. Hocam buraya gelmişken yine bir tecrübemi daha paylaşmak istiyorum. Bizde genelde Kur'an'dan sonra en sahih kitap Buhari denir. Ve hadis akla gelince de herkes önce bir Buhari okuyor. En sahih kitap o ya falan gibi bir algılama var. Bu halbuki teknik olarak çok zaman zaman sıkıntılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun da sebebi şu. Buhari hakikaten bir doktora kitabı. Yani lisansını okumamış, master'ını yapmamış bir öğrenciye direkt hadis alanında doktoraya başlatırsanız, çünkü çok detaylı başlıklar koymuş ve Buhari'nin de kendine göre bir fıkhi bir anlayışı var. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla özellikle Türklerin tarih içerisinde hadis geleneğinde okuma sistemi veya yol haritası genelde Ebu Davud'la başlatılmış. Yani ondan önce tabii ki Muvatta İbni Malik var İmam Muhammed rivayetiyle. Onu söyleyelim. İmam Muhammed rivayetiyle. Ondan önce Riyazu Salih belki okutulmuş. Kırk hadisler falan. Oralara girmiyorum. Uzmanlık alanında. Muvatta İbni Malik İmam Muhammed rivayetiyle. Sonra Ebu Davud'la devam etmişler. Çünkü Ebu Davud'da Hanefilerin genelde amel ettiği hadislerin büyük bir kısmı orada var. Sonra Tirmizi'yle devam etmişler. Hadisçilik yapmaya başlıyor artık Tirmizi'yle. Sonra Sahih-i Müslim artık doktor aşamasına gelmiş bir öğrenci olarak Buhari okuyorlar. Çünkü Buhari'nin kendi fıkhı, kendi mezhebi olduğu için hadisler oradaki Hanefi mezhebinin delilleri olmadığı zaman diyor ki öğrenci ben kendi mezhebimin delillerini zaten Ebu Davud'da okudum. Üstadım Buhari'mizin de kendi demek ki delilleri buymuş diye orada karşılaşmış oluyor. Çünkü farklı rivayetler var. Böyle bir teknik açıklamayı yapmanın önemli olduğunu düşündüğüm için özellikle paylaşmak istedim. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani bizim sık sık karşılaştığımız bir problem bu. Yani bu Kutub-ı Sitte özellikle Sahih Buhari, Sahih Müslim bunlar uzmanlarının kitapları. Eyvallah. Yani halkın özellikle altyapısı olmayan insanların gidip açıp istifade edebileceği kitaplar değil. Bu anlamda mesela diyelim ki Sahih Buhari nasıl bir kitaptır? İşte İmam Buhari'nin metodolojisi nedir? Kitabı kaç bölümden oluşuyor? Kaç bab başlığından oluşuyor? Bu bab başlıkların önemi nedir?
Yani mesela diyelim ki öğrenci gelip şunu diyebiliyor ki Sahih Buhari'de mesela bir hadis okudum. Bu hadisin metni yok. Evet. Yahut Sahih Buhari'de böyle bir zayıf hadis var. Şimdi öğrenciye bazı sorular sorduğunuzda hemen şunu görüyorsunuz. Sahih Buhari'yi tanımadığını, Sahih Buhari'nin özelliklerinden bir haber olduğunu anlıyorsunuz. Mesela Sahih Buhari'yi üçe ayırabiliriz. Bir, Usulul Kitap dediğimiz İmam Buhari'nin kendi hocasından başlayarak senedini Allah Resulüne kadar inkıtasız bir şekilde zikrettiği hadisler. Sahih Buhari en sahih hadis kitabıdır dediğimizde biz bunu kastederiz. Tamamını değil. Tamamını değil. Bunu kastederiz. Evet. Nedir? Çünkü burada hadisin tamamını vermiştir. Senedin tamamını vermiştir. Ama İmam Buhari aynı zamanda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi kitabında içtihatlarda bulunuyor. Bir kere başlıkların hepsi içtihat hocam. Evet, yani başlıkların. Diyorsunuz ya fıkıh Buhari fi teracimihi. Fi teracimihi. Yani orada tamamen fıkıh tavrını koyuyor. Şimdi mesela İmam Buhari muallakatı. Diyelim ki bab başlığına bir hadisi alacak. Bazen bir ayeti alıyor, bazen bir hadisi parçalayarak bir kısmını alıyor, bazen bir sahabe sözünü alıyor. Bazen kendisi bir başlık oluşturuyor. Şimdi orada bab başlığında hadisi zikrederken ve hadisin bir parçasını zikrederken hadisin senedini vermiyor. Çünkü amacı orada hadis rivayeti değil. Orada bir hüküm inşa etmek, içtihatta bulunmak. Dolayısıyla orada şeyi zikretmiyor. Şimdi bu ne oldu? Burada mesela bu tür rivayetlere baktığımızda bazen zayıf rivayetlerde kullanabiliyor. Çünkü orada zaten imamın amacı bir hadis naklinde bulunmak değil. İçtihatta bulunmak. Bir de bu bab başlıkları. Bir de Muallakatul Buhari var. Muallakatul Buhari dediğimiz şeyler şudur. İmam Buhari bir yerde hadisin senedini, mesela innemel amalu bin niyat hadisini, hadisin yani ilk kitabın ilk sayfasında, yani birinci cildinin ilk kitabın ilk babında hadisi bütün senediyle verdi. Sonra başka bir bölümde aynı hadisi tekrar edecek. Tekrar ederken kitabının uzamasını senetle okuyucu sıkmamak için senedi vermiyor. Veya senette sadece işte sahabi ismini zikrederek hadisin bir parçasını verip geçiyor. Şimdi bazıları diyor ki işte bakın burada zayıf bir hadis var. Neden? Senet vermemiş. Oysa senedi başka bir yerde vermiş. Vermiş. Bütüncül bakış işte bunun için önemli. Evet. Burada takriben 160 tane rivayet var. Yani İmam Buhari'nin muallakatına baktığımızda bunların çoğunluğunun senedini hadisin ilk geçtiği yerde vermiştir. Bir kısmını ise senet vermemiştir. Bunları da incelediğimizde bakın dikkat edin, bunlar usulü kitaptan değil. Muallakatul Buhari içerisinde. Bunlara baktığımızda bunların bir kısmının incelediğimizde bu 160 hadisi teker teker önemli bir kısmının sahih ve hasen olduğunu ve bunlar içerisinden az sayıda zayıf rivayet olduğunu görebiliyoruz. Buradan yola çıkarak mesela Sahih Buhari'yi tenkit ediyorlar. Oysa İmam Buhari'nin metodolojisini bilseler, bu kitap, yani İmam Buhari bunu neden yapıyor, maksadı nedir, bilseler bunun kitap için bir zayıflık olmadığını, kitabın bir özelliğinin olduğunu anlamış olacaklar. Hocam, Türkiye'de en çok Buhari okutan, bana göre Türkiye'nin Şeyhül Hadislerinden birisi olan Halil İbrahim Kutlay hocamız var biliyorsunuz. Evet, evet. Ona FSM'de çalışırken aynı odada. Eyvallah, buradan kendisine selam olsun. Kendisinden bir şey rica ettim. Bir hadis ilmini seven bir insan olarak, hadis sever olarak. Dedim ki hocam, bu kadar Buhari okutuyorsunuz. Evet. Sizin üzerinize belki vacip, Hanefi usulüyle söyledim. Vacip olan bir şey var. Buhari okutma usulü kitabı yazacaksınız. Usul hadis değil. Evet. Buhari okuma ve okutma usulü. Buhari okuma ve anlama usulü diye bir kitap istiyoruz sizden. Valla hocamızdan bekliyoruz hala. Eğer hocamız bunu yazmazsa sizde de bunu talep edelim. Yoksa biz hadisçi olmayarak biz yazarsak ayıp olur yani. Bu önemli bir şey yani. Çünkü yani hocam bütün bilim branşlarında o bilime giriş mahiyetinde kitaplar vardır. Usul hadis var. Usul hadislerin dışında bir şeyden bahsediyoruz. Kitaba dair. Kitaba dair. Kitaba eyvallah. Dair. Yani eyvallah. Nasıl ki biz Kur'an-ı Kerim okurken dahi Kur'an-ı Kerim nedir? Onun işte kıraat nedir, tefsir nedir, tevil nedir eyvallah gibi bazı olmazsa olmaz kavramları öğreniyorsak
işte burada bir kelimenin anlamını öğreneceğimiz zaman nerelere müracaat etmemiz gerekiyor. Evet. Temel bir takım kitaba dair olmazsa olmaz bilgileri elde ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyorsak Buhari içine bunu yapmamız lazım. Daha da yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Hocam hızlı bir şekilde biraz yol alalım diye. Evet. Çünkü programımızı da çok fazla alanda uzman olmayanlar da belki evet. sıkılabilirler. Ama biz şu anda çok bir ilmi bir konuşma olduğu için mecburen teknik terimler, teknik konulardan evet. bahsetmek zorundayız. 19 Ocak 2024'te Süleymaniye'de bir icazet töreni oldu. Türkiye evet. tarihinde belki ilkti ve çok önemli bir şeydi bizim tarihimiz aslında. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı önemsediği için bizzat kendisi de katıldı. Evet. Bu bir icazet töreniydi. Ne oldu orada ve siz bunun neresindeydiniz? İbn Haldun Üniversitesi bana göre çok önemli evet. bir şeye imza attı. Evet. Bununla ilgili hızlı bir şekilde bunu da bize izah ederseniz evet. memnun oluruz. Şimdi hocam İbn Haldun 2017 yılında eğitim faaliyetlerine başladığında Süleymaniye caminin külliyesi içerisinde bulunan o kadim medreseleri de bir kısmı kadim Darul Hadis diyelim. Evet. Bunlardan birisi de Darul Hadis binası. Burada işte 1557 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış bu merkezde 4 asır inkıtasız bir şekilde tefsir, hadis, fıkıh ve benzeri ilimler okutulmuştu. Hı hı. Cumhuriyetle beraber bu inkıtaya uğradı. Hı hı. 2018 yılında biz burada yüksek lisans, İslami ilimlerde yüksek lisans ve doktora programları başlattığımızda buranın mekanın ruhuna uygun, mekanın tarihi derinliğine uygun faaliyetlerde de bulunalım demiştik. Böylece Türkiye'ye de teşrif etmiş olan Muhammed Avvama hocamızla görüşmüş. Suriye asıllı. Medine'de ikamet eden. 40 yıl Medine'de ikamet etti. Derslerini orada devam ediyordu. Bu hocamızla beraber başka bir mekanda yapılan Tedrib-i Ravi derslerini Süleymaniye'ye Darul Hadis'e aldık. Buraya özellikle akademiden ve sivil alandan hadisle iştigal eden hocaları davet ettik. Hı hı. Yerel ve uluslararası bir kadroyla 7 yıl boyunca bu dersler okundu. Hocanın kendisinin talik yapmış olduğu ve şerhini yapmış olduğu İmam Suyuti'nin Tedrib-i Ravi kitabını esas aldık. Bu bir ciltlik bir kitabı. Muhammed Avvam hocamız 5 cilde çıkarmış. Her bir cildinin 500 sayfa olduğunu düşünürseniz takriben. Bu kitap baştan sona okutuldu. Tedrib-i Ravi'nin şerhi İstanbul'da mı yazıldı yoksa Medine'de tamamlanmış mı? Medine'de 12 yıl içerisinde. Kaç yıl içinde? 12 yıl içerisinde hoca tarafından yazılmış, yeniden yapılandırılmış. Yani kitabı yakinen gördüğüm, okuduğum, hocayla beraber müzakere ettiğimiz için biliyorum. Yani mesela Tedrib-i Ravi'yi açtınız siz. Orada İmam Suyuti bir bilgi naklediyor. Bu bilgiyi ilk kez kim söyledi? İlk kez hangi kaynakta geçiyor? İşte bütün bunları hoca teker teker ele almış ve ilk söyleyeni zikretmiştir. Yani ulaşamadığı bilgi de çok azdır. Böylece bu kitaba çok ciddi bir değer katıyor. Eyvallah. İki orada geçen mesela diyelim ki sahabi sözüdür veya herhangi bir mezhep imamınadır, o mezhebin önde gelen bir alimine ait bir söz vardır. Onu dahi kaynaklarında bularak göstermiştir. Sonra bunların şeyle bağlantısını kurmuştur. Yani İmam Suyuti bunu burada zikrediyor. Özetle zikrediyor ama bunun arkasında ne tür bir sistem vardır? Neye işaret ediyor? Bunları teker teker ele alarak tartışmış. Kendisi bir Hanefi olduğu için özellikle Hanefi mezhebine taalluk eden meseleleri de dipnotlarda detaylı bir şekilde izahını yapmıştır. Böylece bir hadis öğrencisinin, bir hadis araştırmacısının başka kitaplarda bulamayacağı bir kaynak esere dönüşmüş bulunmaktadır. Eyvallah. Hocamızın yapmış olduğu bu çalışma. Evet. İşte bu çalışmayı biz hocayla beraber bitirdik. Ve 7 yıl süren bir çalışmadan bahsediyorum. Ve nihayetinde Süleymaniye Camisi'nde o mekanın ruhuna uygun bir şekilde bir geleneğin ihyası anlamında
buraya katılmış hocalarımıza icazet takdim edildi. Maşallah. Bu tabii şeyin programın birinci ayağıydı. İkinci ayağı bir Tirmizi projesi vardı. O nedir hocam? Tirmizi projesi de şuydu. Muhammed Avvam Hoca ile biz beraber çalışmaya başladığımızda İbn Haldun Üniversitesi'nde tabii bir hadis araştırmaları merkezi kurduk. Hı hı. Bu fakir de oranın müdürlüğünü yapıyor. Maşallah. Orada çağımızın en önemli muhaddisi Türkiye'de yapmış olduğu ilmi çalışmalarla dünyada bilinen bir hadis otoritesi. Hocamız ve ekibi buradayken biz kendisiyle ortak ne tür bir çalışma yapabiliriz? Bunun üzerine müzakereler yapmış ve nihayetinde mütevelli heyetimizin de onayını alarak Sünen-i Tirmizi'yi, İmam Tirmizi'nin meşhur Cami-i Sahih'ini yeniden tahkik ve tefsikini yapmayı planladık. 48 ay sürecek bir çalışmaydı bu. 2019'un Aralık ayında başladı. 2023'ün Aralık ayının son gününde bitirildi. Kaç cilt hocam? 12 cilt olarak evet tamamlandı ve dolayısıyla ortaya çok ilmi ve bundan sonra bir hadis talebeleri, fıkıhçılar, uzmanları tarafından bir müracaat kaynağı olacak bir eser ortaya çıktı. Burada iki soru hemen aklıma geldi. Birincisi, yani daha önceden buna benzer bir çalışma yapılmamış mıydı? Siz ne yaptınız, yeni ne yaptınız? Birincisi bu. Ve niye Tirmizi, niye bir başka kitap değil? Evet, şimdi aslında bu projeyi hazırlarken Buhari'den mi başlayalım, Sahih Müslim'den mi başlayalım gibi bu tür konuları da biz ele aldık. Ama burada birinci önceliği Sünen-i Tirmizi'ye verdik. Çünkü Sünen-i Tirmizi'ye ona bu kitaba yakışır düzeyde bu kitabın bir tahkiki ve tefsiki yapılmamıştı. Şimdi burada iki önemli bir başlık var, dikkat edin. Bir tahkik diyorum, bir tefsik diyorum. Genelde bu ikisi karıştırılıyor veya Türkiye'de daha çok tahkik biliniyor. Tahkik bir metnin orijinaline en yakın halini oluşturma, bulma çabasıdır. Tamam. Bunun kendine has yöntemleri vardır. Tamam. Yani İmam Tirmizi kendisinin kaleme aldığı nusha elimizde olmadığına göre ondan bu nushayı yazmış öğrencileri, öğrencilerin öğrencileri üzerinden biz bu farklı nushalara oluşarak müellifin nushasını onu en yakın haline oluşturmayı amaçladık. Bu anlamda 120 farklı nusha el yazması maşallah bir araya getirildi. Bunlar içerisinden İmam Tirmizi'ye ulaşan 3 farklı rivayetle 28 asıl nusha seçildi ve bunlar 48 ay boyunca karşılaştırıldı. Subhanallah. Ortaya en sahih metni çıkarma gayreti verildi. Bunlar yapılırken bununla yetinilmedi. İşin tefsik kısmına gelindi. Tefsik kısmı da belgelendirme anlamına geliyor. Bu şu anlama mı geliyor? Tam da bunu soracaktım. İyi oldu o açıklamanız. Ya mesela Buhari'nin kaynakları diye bir kitap var. Fuat Sezgin Hoca tarafından yazılmış. Siz de tefsikte Tirmizi'nin kaynaklarını mı çalıştınız aynı zamanda? Hayır hocam. Böyle bir çalışma var mı? Onu da burada sormuş. Yani o öyle Tirmizi için böyle bir çalışma olduğundan haberim yok. Ama tefsikte yapılan şuydu. Şimdi Sünen-i Tirmizi telif edildikten sonra şöhret bulmuş. Farklı ülkelerde, farklı hocalar tarafından bunun nüshaları çoğaltılmış ve nesilden nesile aktarılmıştır. Diyelim ki mesela İbn Hacer el-Asqalani'nin veya başka bir hadis otoritesinin elinde orijinal bir nüsha var veya orijinal nüsha en yakın bir nüsha var. Buradan yola çıkarak bu alimler şerh yazmıştır. Oradaki hadislerden alıntılar yapmışlardır veya etraf kitapları vardır. Yani bu hadisle alakalı bir hadisin farklı versiyonlarını bir araya getiriyor. Şimdi Tirmizi'den alıntılar yapmıştır. Siz şimdi farklı orijinal çalışmaları giderek sağlamasını yapıyorsunuz. Anladım. Hocam çok teknik girdik. Allah razı olsun. Eminim hadisçiler özellikle çok mutlu oluyorlardır bu programı dinlemekte. Peki bu nüshayı nerede, nasıl elde edecek izleyicilerimiz? Almak isteyenlerse basıldı mı kitap şu anda? Olarak bir demo kopyasını yani bastık ve Cumhurbaşkanımıza hediye ettik. Ancak piyasaya 4-5 ay içerisinde İbn Haldun Yayınları tarafından çıkartılacak. Öyle mi? Evet. Ve en kısa sürede okuyucuyla buluşacaktır inşallah. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık, elinize sağlık, gözlerinize sağlık diyelim. Çok sağ olun.
Peki bundan sonra başka projeniz var mı? Tirmizi'yi tamamladık. Evet. Yeni bir projeye başladık. Çok şükür. Maşallah. O nedir? Bu proje de şöyle bir proje. Siyer'le alakalı bir proje. 4 yıl içerisinde bu proje tamamlandığında tabii orada bir merkez oluşturduk. Merkezin başında işte Muhammed Avvam hocamız. Onun oğlu Doktor Muhyiddin koordinatör olarak ve yanlarında 7 kişilik bir uzman ekip var. Bu ekibin dağılmaması, bu ekibin ilmi gayretlerine devam etmesi için biz projenin bitmesine, Tirmizi projesinin bitmesine bir 5-6 ay kala ne tür yeni bir çalışma yapabiliriz? Bunun müzakerelerini başlattık. Ve nihayetinde İmam Kastallani'nin yazmış olduğu bir siyer kitabı var. Mevahibul Laduniyye kitabı. Bir de ona Zurkan-ı Şerhi var. Bu iki kitabın tahkik ve tefsikini yapma kararı verdik. Bu daha büyük bir proje. 6 yıl sürecek bir proje. Bu kitabın önemi şuradan geliyor. Bir, malumunuz genelde siyer ya kronolojik olarak yazılır ya tematik olarak ele alınır. Bu kitap bu iki metodu birleştirmiş bir kitap. Osmanlı döneminde de çok önemli ve Osmanlı medreselerinde okutulmuş bir kitap bu. Bu kitaptaki hem bu kitabın orijinal metnini ortaya koymak hem tefsikini yapmak ve bu kitapta geçen rivayetlerin işte sahih olanlarını, hasen olanlarını, yani ilmi değerini rivayetlerin ortaya koyarak okuyucuya büyük bir kolaylık sağlamak. Bunu hedefledik. Bunun yanı sıra bu daha çok uzmanlık yapan kişileri hedefleyen bir çalışma. Kamuoyu bundan ne istifade edecek? Bu anlamda da 5-6 tane 250-300 sayfalık Hazreti Resulullah'ın hayatını farklı perspektiflerden anlatacak özgün çalışmalar hedefledik. Evet. Arapça ve Türkçe olarak bunları da kamuoyunun istifadesine sunmayı planlıyoruz. Tabakat-ı İbn-i Sa'd mı var bir de yine siyerle ilgili? Var. Ondan önce İbn-i Hişam'ın siyeri var. Evet. Yani bunlarla arada mukayese yapılacaktır muhtemelen. Tabii. Öncelikle şimdi burada rivayetler var. Şimdi siyer metodolojisiyle hadis metodolojisi farklı. Eyvallah. Dolayısıyla bu kitap tahkik ve tefsik edilirken biraz da muhaddislerin perspektifinden. Tam da onu soracaktım. Evet. Burada geçen hadisler eğer kütüb-i sitede yoksa burada referans olarak kabul ediliyor mu bunlar? Eğer tabii ki sahih bir senedi varsa daha değişik kaynaklarda geliyorsa, aslı varsa neden kabul edilmesin? Şimdi her şeyin mutlaka kutub-ı sitte'de gelecek diye bir şartı yok. Dolayısıyla hadisçilik açısından önemli bir kaynak olacak aynı zamanda. Yani bu sadece kitabın tabii şimdi ilim talebeleri bu rivayetlerin peşine düşüp kaynaklarını bulma, İlk orijinal, yani bu metin ilk olarak hangi kaynaklarda geçmiştir? Bunu tespit etme noktasında çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu da bir uzmanlık alanı. Yani herkesin yapabileceği bir çalışma değil. Dolayısıyla 85 yaşında olan Muhammed Avvam hocamız ömrünü bu işlere vermiş. Maşallah. Yani bir anlamda ilminin zirvesinde bir hocamız. İşte bunun siyer alanına da büyük bir katkısı olacak. Kendisi de bunu özellikle yapmak istedi. Kamuoyu da ve ilim talebeleri de bundan istifade edecek ve ben şuna eminim. Bu çalışma tamamlandığında Allah'ın izniyle sadece Türkiye'de değil, İslam aleminin her köşesinde kabul görecek bir çalışma olacaktır. Biz Avvama Hoca'nın diğer çalışmalarının da nasıl kabul gördüğünü, işte Sünen-i Ebu Davud'a yapmış olduğu talik gibi vesaire, rical kitaplarına yapmış olduğu tahkik ve tefsik Ebu Davud'a yapmış olduğu talik basıldı mı hocamızın? Evet, tabii. Bu basıldı. O ne kadar? Kaç cilt oldu? Yanlış hatırlamıyorum. Ya 6 ya 7 cilt olarak. Talik'i mi sadece hadislerle yok, birlikte? Yok yok. Beraber. Hadislerle beraber. Zaten bunlar ayrı ayrı yapılmıyor. Aynı kitap muhtevası içerisinde. Bir bütünlük içerisinde çalışılıyor. Eyvallah. Ve öyle basılıyor. Bu tabii özellikle tarihselcilerin hadisle ilgili bazı kaygıları var. Evet. İşte bu kaygılara da bu ilmi çalışmalar özellikle referansları kaynaklara birinci elden kaynaklara indikçe
ve yorumlarınızı da iyi yaptıkça tarihselcilerin de kaygılarının büyük bir kısmını gidermiş oluyorsunuz. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi tarihselcilerin kaygıları ne kadar giderilir hocam emin değilim şundan dolayı. Tarihselcilerin şöyle bir perspektifi var. Diyorlar ki velev ki bu rivayet sahih olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam %100 bunu demiş olsun veya yapmış olsun. Bu bizi bağlar mı? Yani Hazreti Resulullah nihayetinde içine doğduğu toplumun o kültürün bir çocuğu, bir insanı. Dolayısıyla o toplumun dilini konuşuyor. O dil sınırlıdır. O kültür içerisinde bir takım tasarruflarda bulunuyor. Bu din adına mı yapılmış yoksa bu kültürün doğal bir sonucu mudur? Bu tarihselcilerin değil ama bu hadisçilerin de fıkıhçıların da müzakere ettiği bir konu değil midir? Yani bu adetten midir yoksa hakikaten dinin kendisinden midir? Vahyin bir parçası mıdır? Sünnet midir yoksa Arap toplumunun bir adetini mi Allah Resulü yapmıştır? Bu tartışma sayede vardır. Hadisçiler arasında da vardır yani. Şimdi şöyle hocam. Bizde mesela Profesör Doktor Tahsin Görgün Hoca'nın tarihselcilikte bir kitabı çıktı. Eyvallah, ben herkese maşallah. Tavsiye ederim. Eyvallah. Şimdi hoca haklı olarak tarihselcilik nedir, ne değildir? İlk olarak nerede ortaya çıktı? İşte Alman filozofların perspektifi, diğer batılı şeylerin perspektifi. Onların tarihselcilikten anladığıyla bizim Türkiye'de tarihselcilikten anlaşılan veya ortaya konan iddialar çok farklı. Tarihselcilik perspektifinden ister kutsal metin olsun, ister tarihi bir metin olsun, bunların hepsi ortaya çıktığı o tarihsel dilimin ürünüdür. Evrensel değildir, evrensel olamaz. Diyorlar. Tarihselcilerin temel iddiası budur zaten. Yani her şey, her metin o tarihin ürünüdür. Dolayısıyla evrensel olamaz. Oysa biz mesela Kur'an-ı Kerim'in evrensel olduğuna inanıyoruz. Biz Hazreti Resulullah'ın son peygamber olduğuna ve bütün insanlara gönderildiğine, mesajının da evrensel olduğuna inanıyoruz. Eyvallah. Şimdi tarihselcilerin böyle bir problemi var. Hazreti Resulullah ve Kur'an-ı Kerim'i tarihin parantezleri içerisine mi alacağız? Yoksa Allah'ın gönderdiği bu son dinin mesajının evrensel olduğuna mı inanacağız? Şimdi Müslümanların perspektifi, inancı, kabulü bu Kur'an'ın, Hazreti Resulullah'ın Kur'an'ın son kitap olduğu, Hazreti Resulullah'ın son peygamber olduğu. Evet. Dolayısıyla bunun bize ulaştırdığı mesajın evrensel olduğu yönündedir. Ama sizin bahsetmiş olduğunuz, yani Hazreti Resulullah hiç mi kendi tarihinin bir çocuğu olarak yani dünyaya gelmiş bazı şeyleri kendi tarihsel toplumun. Tarihsel perspektif yani adet anlamında bir şeyler yapıp etmemiş midir? Elbette ki bunlar da vardı. Bu da hadisçilerin ve özellikle fıkhın bir konusudur. Eyvallah. Tam bu çalışılmaktadır. Yani mesela bir örnek verecek olursak diyelim ki tahnik. Tahnik nedir? Hazreti Resulullah döneminde yani Arap toplumunda bir çocuk dünyaya geldiğinde o çocuk bir ailenin büyüğüne veya o kabilede saygı duyulan birisine götürülür. Hurma çiğnenir, yumuşatılır veya bal olur. Kişi onu parmağıyla alır, çocuğun damağına sürer ve damağını tatlandırırdı. Bu bir adet uygulamadır. Peygamber Efendimiz gelmiş, bunu devam ettirmiştir. Böylece bu da bir sünnetin parçası olmuştur. Ama biz buna ne tür bir sünnet olarak bakıyoruz? Adet sünnet olarak bakıyoruz. Yani bugün Türkiye toplumunda insanların çoğusu bunu uygulamıyor. Uygulamadıklarında dine muhalefet etmiş olmuyorlar. Sünnete muhalefet etmiş olmuyorlar. Ama Allah Resulüne benzemek adına bir Müslüman bunu uyguladığında Hazreti Resulullah benzemek adına yaptığı için oradan sevap alacağı umulur. Eyvallah. Dolayısıyla işin adet boyutu elbette olmaktadır. Ama Allah Resulü içine doğduğu toplumda yanlış adetleri değiştirmiş. Dönüştürmüş. Dönüştürmüş. Sahih olanları korumuş ve onların korunmasını tavsiye etmiştir. Çünkü bir insan toplumun hayatında her şey iyi olamaz. Her şey kötü de olamaz. Hazreti Resulullah her şeyi değiştirmek üzere gelmiyor. Yanlışları değiştirmek üzere geliyor. Tahsih etmek üzere eksikleri geliyor. Eksikleri tamamlamaya geliyor. Eksikleri tamamlıyor. Dolayısıyla Hazreti Resulullah kültür ve adet bağlamında parantez içerisinde alınamaz.
Aldığı zaman mesela o zaman siz namazı nereye oturtacaksınız? Orucu nereye oturtacaksınız? İşte burada bir usul sünnetler... farkı var, bunu anladık ama bence bu hadis kitapları, özellikle referansları güçlü, kaynaklarına kadar sizin ortaya koyduğunuz çalışmalar ortaya çıktıkça ve bunun da usulü evet. anlamda yorumları bir usulü anlaşıldıkça bu birçok mesele kendiliğinden netleşecektir. Çünkü insan insan, hangi toplumda yaşarsa yaşasın ihtiyaçları belli. İnsanın ihtiyaçları belli. Problemlerimiz belli. Psikolojik, sosyolojik, insani problemlerimiz var. Burada önemli olan benim en çok üzerine durduğum konu hadis okuyan kardeşlerimizin mutlaka hadis eğitimlerini fıkıhla beraber yürütmeleri. Yani fıkıh bir fıkıh altyapı oluşturmadan hadise girerse bir öğrenci özellikle farklı rivayetler arasında bocalayacağı için, çünkü hadis kitapları özellikle kütüb-i sitte bir ansiklopedik çalışmalar bunlar. Yani aynı babın altında, aynı başın altında belki 5-6 tane farklı rivayet bulabilirsiniz. Bu rivayetler de bu sefer öğrencide ciddi bir kargaşaya neden olabilir. Amel noktasında sıkıntı olabilir. Çünkü o bir Müslümansa hemen amel etmeye kalkacaktır. Halbuki fıkhi bir altyapısı yoksa orada bunalıma girecektir. Ama fıkhi altyapısı varsa muhtemelen o rivayetler içerisinde kendi fıkhi amelini de bulacağı için orada fazla bir sorun yaşamayacaktır. Dolayısıyla fıkıh hadisin paralel götürülmesi veya önce fıkhın tamamlanması, belli babların en azından okunmuş olması, sonra hadise geçilmesi konusunu daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. İlmi geleneğimiz böyleydi zaten. Yani bir medreseye öğrenci olarak gelen bir genç, delikanlı bir çocuk önce temel ilimleri öğrenerek işte fıkıh bilgilerini öğrenerek yani aşama aşama bir üst merhaleye geçiyor. Evet. Dolayısıyla altyapısını oluşturuyor. Yani uzmanlaşmaya geldiği zaman o tefsirden de belli bir altyapıya sahip, fıkıhtan da bir altyapıya sahip. Ama bunlar arasından bir alanda artık uzmanlaşacak. Hayatının önemli bir bölümünü artık o seçtiği alanla uğraşla geçirecek. Dolayısıyla o tahassüs aşamasına geldiğinde bir alanı seçmesi gerekiyor zaten. Burada diyelim ki bazı alimler hem fıkıhta hem hadiste beraber yürütmüşlerdir. Bazısı daha fazla derinleşmek için ya fıkıhı ya hadisi ya tefsiri seçmiştir. Dolayısıyla o alim fıkıhı bilmiyor anlamına gelmiyor bu. Zaten şeye bakarsanız hadis şerh kitaplarına diyelim ki işte yine bir Hanefi olan Bedrüddin el-Ayni'nin Umdetül Karisi'ne bakarsanız orada sadece Hanefi fıkhını değil aynı zamanda Şafii fıkhını, Maliki fıkhını ne kadar bildiğini de görürsünüz. Çünkü o şerhte bu meseleleri ele alıyor. Mezheplerin yani neden buradan farklı hükümler çıkardığını ortaya koyuyor. Sonra kendi mezhebinin görüşünü ve delillerini ortaya koyuyor. Demek ki burada çok ciddi bir fıkıh altyapısı var. Eyvallah. Bu altyapı olmadan bu şerhleri yapamazdı zaten. Bu ama kadar, bizde akademide sorun şöyle bir sorun var. Çünkü bilim Ömer Hocam çok fazla detaya indi. Çok fazla detaya indi. Hayatın bir zarureti olarak biz de her önemli disiplinden öğrencilerimize bir şey kazandırmak istiyoruz. Şöyle düşünün. İmam Hatip'i bitiren veya liseyi bitiren bir öğrenci ilahiyat okumak istiyor. Bir ilahiyata geliyor. Buradaki ders programı 4 yıllık bir içeriğe sahip. Bu 4 yıllık programın bir kısmını üniversitenin zaruri dersleri oluşturuyor. Bir kısmını fakültenin dersleri oluşturuyor. Bir kısmını seçmeli dersler oluşturuyor. Yani öğrenci hangi alana gitmek istiyorsa oradan dersler seçecektir. Böyle olunca yani ancak yüksek lisansta yahut doktorada bir alanı seçebiliyor, derinleşme olabiliyor. Yüksek lisansa geldiğimizde yine şöyle bir sorunumuz var. Eğer bir yüksek lisans programı 8 dersten oluşuyorsa bunun 4 tanesi alan dışı. Evet. Sadece 4'ü alan içi derslerden oluşuyor. Bu da yani öğrenci diğer alanlara müstahni kalamaz. Onlara dair bir perspektif de geliştirmesi lazım. Bir taraftan bunu yapacak, bir taraftan alan dersleri okuyacak. Eyvallah. Hocam müsaadenizle kısa bir ara vereceğiz. Aziz dostlar bugün son derece teknik bir konu olan hadis çalışmaları, hadis araştırmaları özellikle de gerek dünyada gerekse Türkiye'de icazetnameler üzerine biraz durduk.
Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak Gazze'yi unuttuğumuz anlamına gelmez. Biraz Gazze'ye de değineceğiz. Ayrıca yapay zeka, dijital hadisçilik konusunu konuşacağız bir sonraki bölümde. Kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Aziz dostlar, bu programda hadisçi Serdar Demirel hocamızla Türkiye'de hadis çalışmaları, icazetnameler, dünyanın başka yerlerinde hadisle ilgili yapılan çalışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde özellikle hadis kültürü ilişkileri, önümüzdeki dönemde hadis çalışmalarının karşılaşacağı sorunlar, hadis hocalarımızın neler yapması gerekir? Kendisi bir hadisçi olarak bize veya bir tavsiyeleri olacak. Ama konuya girmeden önce özellikle Gazze'yi unutturmam adına birkaç cümle kendisini almak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mısır'a yapmış olduğu ziyaret son derece önemliydi. İnşallah Mısır, Türkiye el ele verir de Gazze probleminin bir an önce bitmesi için adımlar atarlar. Orta Doğu ile ilgili bir söz vardır. Mısır olmadan Orta Doğu'da ne barış ne de savaş olur. Dolayısıyla Türkiye-Mısır yakınlaşmasını uzun yıllardan beri çok önemsemiş birisi olarak bu ziyaretten duyduğum memnuniyeti de paylaşmak isterim. Hocam ne söylemek istersiniz? Hem ziyaretle ilgili hem de Gazze ile ilgili birkaç cümle almak isteriz. Hocam çok esef verici, üzüntü verici gelişmeler yaşanıyor Gazze'de. Ancak maalesef dünyanın özellikle halkları bu konuda duyarlı davranırken müesses nizamlar, yöneticileri, elitleri bu noktada çok duyarsız, gaddar bir tavır sergiliyorlar. Bu olaylar yaşanırken aslında Müslümanlar zayıf oldukları için bu katliamlar, bu soykırım yaşanmıyor. Yani Müslümanlar yani asgari olarak 1.8 milyar nüfusa sahipler. Yani dünyada hiçbir güç 1.8 milyar Müslümanı yenemez. Bu yaşananların temel sebebi Müslümanların iç birliğini yitirmiş olmaları. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Mısır'a yapmış olduğu bu ziyaret önemli. Yani Müslümanlar ortak bir tavır sergilerlerse, çünkü İsrail sadece güçten anlar. Karşısında bir birlik oluştuğu hissine kapılırsa bu vahşeti yapamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ümmeti bir araya getirecek ve en azından Filistin meselesi gibi ortak, müşterek bazı meselelerde beraber hareket etmelerini sağlayabilirse bu katliamın önüne geçilebilir. Yani fazla değil. Bir, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, sadece bu dört devlet bir araya gelse bu katliama son verebilirler diye düşünüyorum. Doğru. İki gün önce bir program yapmıştık özel bir vakıfta. Evet. Gazze'den bir arkadaşımız o programa katıldı. Yani fiziki olarak katıldı. Geldi, konuşma yaptı. İşin ilginç yanı Gazze'ye dönüyormuş. İki gün içerisinde dönecekken biletlerini almış. Evet. Gazze olayları patlak verdiği için gidememiş. Kendisi daha önceki bütün Gazze olaylarında Gazze'de bulunmuş. Aynı zamanda iyi bir gazeteci ve doktorasını da Malezya'da yapmış kardeşimiz. O ilginç bir haber verdi. Ben çok mutlu oldum doğrusu. Yani. Biliyorsunuz ateşkes için Kahire'de taraflar bir araya gelecek. Gazze tarafı bir şart koşmuş. Demiş ki bu görüşmelerde Türkiye'de olacak. Türkiye evet. olmazsa bu görüşmelere biz girmeyiz. Bu Türkiye olan güvenlerini gösterir. Evet, beklentileri çok daha fazla ama en azından Türkiye'nin evet. bu süreçte bu konuda yanlarında olması bizim de hoşumuza gitti doğrusu. Evet. Bunu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Bunu da söylemiş Çünkü olduk. Çünkü bir anlamda da yani Filistinliler İsrail'in verdiği sözleri tutmayacağını biliyorlar. Evet. Fırsat kollayacaktır. Bu anlamda garantör Türkiye'nin garantör olmasını evet. istiyorlar. Aslında hepimizin bildiği bir şey daha var. Daha önceden herkes evet. şunu söylüyor. Diyor ki Azerbaycan'da Türkiye şu kahramanlığı yaptı, evet. Libya'da şunu yaptı, Somali'de bunu yaptı. Niye Gazze'de aynısını yapmıyor? Bunların hepsinin kendine has bir meşruiyeti var, uluslararası bir meşruiyeti var. Gerek evet. Libya'da önce hükümetlerle bir anlaşma imzalandı, gerek Somali'de, gerek Azerbaycan'da hükümetler evet. düzeyinde belli bir anlaşmalar yapıldı. Dolayısıyla eğer Filistin'de, Filistin yönetimiyle ilgili böyle bir anlaşma daha önceden yapılmış olsaydı,
belki Türkiye Gazze'deki tavrı daha farklı olabilecekti ama uluslararası bir meşruiyet, gerek hava gerekse deniz bir meşruiyeti yoktu. Bu bir sıkıntılı tabii yani. Bunlar bahane olarak söylemek yanlış olur ama bu bir sıkıntı olarak önümüzde duruyor. Belki STK'ların, sivil toplum örgütlerinin yapabileceği başka şeyler olabilir ama devletlerin yapabileceği şey faturaları ağır olur. Hatta ben bir Gazze'li kardeşime şunu söylemiştim. Bu biraz rahatsız edici bir cümle ama hakikaten de öyle. Dedim sizler çok güçlü insanlarsınız. Siz İsrail'e savaşabilirsiniz ama biz Türkiye olarak yani aynı anda Amerika ile, İngiltere ile, Fransa ile, Almanya ile belki başka onların yanında başka devletlerle hatta bir kısım Arap rejimleriyle karşı karşıya kalıp bunlarla savaşamayız. Türkiye'nin henüz o gücü yok. Yani siz çok seviyorsunuz Türkiye'yi, beklentileriniz yüksek ama Türkiye'nin de gücü henüz öyle bir gücü yok. Dolayısıyla Gazze konusunda herkesin içi kıyılıyor Türkiye'de. Evet. Ve şuna çok şükrediyorum ama mesela 1970'lere göre, 80'lere göre Filistin konusunda Türkiye halkının bilinci çok yükseldi. Yani neredeyse %98-99 Türkiye'de ortak bir akıl oluştu. Burada bu sürece katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz. Ama Türkiye'nin de yapabilecekleri de sınırlı. Bunun çok çeşitli boyutları var. İnşallah daha güzel olur. Bu ziyareti ben onun için çok önemsiyorum. İnşallah iki cumhurbaşkanı, iki devlet başkanı güzel kararlar almışlardır ve önümüzdeki dönemde güzel şeyler ortaya çıkar. Burada ben Mısır'ın da Türkiye'ye muhtaç olduğunu düşünüyorum hocam. Şöyle ki Gazze'liler Mısır'a göçmeye zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu Mısır için son derece önemli bir sorun demektir. İsrail'e karşı durabilmesi için Türkiye'nin de desteği ihtiyacı var Mısır'ın. Bu anlamda evet biz Mısır'ın yanındayız, Mısır'ı destekliyoruz demesi küçümsenmemesi gereken bir davranış. Sizin dediğinize katılıyorum hocam. Şu anlamda bir Azerbaycan meselesi var, bir Libya meselesi var ama hiçbir mesele İsrail'in güvenliği kadar Batı'yı, dünyayı bir araya getiren bir mesele değil. Doğru. Dolayısıyla İsrail'le direkt karşı karşıya geldiğinizde siz sadece İsrail'le karşı karşıya gelmiyorsunuz. Direkt Amerika'yla, Avrupa Birliği'yle karşı karşıya gelmiş oluyorsunuz. Türkiye'nin elini yavaştan alması, direkt müdahale etmemesinin en önemli sebebi henüz böyle bir çatışmaya, böyle bir karşılaşmaya hazır olduğuna inanmaması kesinlikle diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet orada çok büyük bir felaket yaşanıyor ama bu felaketin belki bir 100 milyonluk bir dünyada çok daha geniş coğrafyalarda yaşanma ihtimali sebebiyle teenniyle yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Evet aynen. Oradaki kardeşlerimize Allah sabırlar versin. Hakikaten ya. Zaman zaman ben direkt Gazze ile görüşüyorum. Telefon trafiğimiz de var. Yani hani insanın böyle dilinin tutulduğu, konuşamadığı yani nefesini artık bittiği noktada gibiyiz. Yani hakikaten çok zor durumdalar. Allah yardımcıları olsun. Bu arada geçen programımızda da ilan ettik. Zaten kendileri de ilan ettiler. İHA Uluslararası İnsan Yardım Kuruluşu olarak Batı'daki sivil kuruluşlarla bir yeni bir yani özgürlük filosu artık Mavi Marmara kavramsallaştı. Mavi Marmara hazırlığı içindeler veya ilan ettiler. Evet. Zannediyorum Mart sonuna doğru onlar da yola çıkacaklar. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Diyelim. Konumuza dönecek olursak hocam süremiz de azalıyor bu arada. Hadis kültür ilişkisi içinde yaşadığımız, içinde doğduğumuz kültürün hadise etkisi. Bunu şunun için önemsiyorum. Bu coğrafyada yaşayan veya Müslüman coğrafyalarda Müslümanların birçok adet ve geleneklerinin temelinde hadis var aslında. Evet. Yani hadis bizim kültürümüzü oluşturuyor. Ana damarı oluşturuyor. Kesinlikle. Bunu ben çok yıllar sonra fark ettim. Onu nasıl fark ettim? Gelenekle zaman zaman çatışma içerisine girdiğimiz dönemler oldu. Gençlik dönemlerimizde. Evet. Sonra hadis ilmini okumaya başlayınca ya bizim karşı çıktığımız gelenek aslında hadismiş. Aslında dinin kendisiymiş o gelenek diye fark ettik. Dolayısıyla hadis, gelenek, kültür bu konularda ne söylemek istersiniz? Kültür ve kültürün önemi birçok kişi tarafından idrak edilemiyor. Çünkü kültür izah edilmesi en zor kavramlardan bir tanesi. Evet. Yani düşünün Amerika'da iki antropolog kültürü tanımlamak için farklı tanımları bir araya getirmişler. Bunları analiz etmişler. Ortaya 164 tane
tanım çıkmış. Kimisi kültürü medeniyetle eş anlamda kullanıyor. Kimisi bu ikisinin arasını ayrıt ediyor. Özellikle halkımızın çoğunluğuna göre kültür dediğimizde böyle garnitür mesabesinde bir takım davranışlar, hı-hı, davranış kodları anlaşılıyor ama böyle değil. Hı-hı. Kültür aslında bir medeniyeti medeniyet yapan o özdür. Hı-hı. Yani çok önemlidir. Dolayısıyla kültür, yani kültür kelimesi Latince bir kelime. Kultura kelimesinden türetilmiş, özünde şu anlamı var: ekmek, ziraat etmek, yetiştirmek. Dolayısıyla buradan yola çıkılarak metafor olarak kullanılmış. Batı'da, Fransızca'da, sonra Almanya'da, İngilizce'de. Gönderme yaptıkları şey şu: insanın sosyal çevresine, yaşadığı çevreye yaptığı müdahaleler, yetiştirdiği her şey. Bu dini anlamda, hissiyat anlamında, kültür anlamında, yani ameller anlamında, hayatın her alanını kuşatan bir kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla kültür kavramına yani kuşatıcı bir tanım getirmeye çalışmış, hiç kimse bunu başaramamıştır. Eyvallah. Ve her geçen günde çerçevesi genişliyor, önemi daha çok anlaşılıyor. Hı hı. Buradan hadise geldiğimiz zaman, yani mesela Müslüman kültüründe mesela Hazreti Resulullah'ın öğretileri inşa edici bir yere sahiptir. Hı hı. Mesela diyelim ki bizim Osmanlı'yı, Selçukluları ele aldığınızda, bir Abbasileri ele aldığınızda toplumda bir çok kültürlü bir yaşama felsefesi vardır. Bu çok kültürlü yaşama felsefesinin özü sünnetten kaynaklanıyor. Hı hı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada işte Araplar var, müşrik Araplar var, az sayıda Hristiyanlar var ve Yahudiler var. Hı hı. Farklı din müntesipleri bir araya geliyor. Bizim tahminlerimize göre, yapılan çalışmalara göre Hazreti Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde takriben Medine ve etrafında 10 bin kişilik bir toplum yaşıyor. He. Bunun 1500'ünü Müslümanlar ilk etapta, 1500 civarını Müslümanlar oluşturuyor. Bunun da yarısını Ensar, yarısını muhacirler. Hı hı. Toplumun 4500'ünü takriben Medine ve etrafındaki toplum Yahudiler oluşturuyor. Şimdi aklıma şey geldi, biraz bilelim diye söylüyorum. İstanbul'da büyük bir sitede herhalde daha fazla nüfus var, değil mi? Tabii. Enteresan. Şimdi evet. Peygamber Efendimiz bunların liderleriyle bir araya geliyor. Beraberce barış ve huzur içerisinde nasıl yaşayacaklarının görüşmelerini yapıyor. Ve buradan Medine vesikası ortaya çıkıyor. Eyvallah. Buna işte ilk toplumsal sözleşme, anayasa diye bunu görenler de var. Ve burada Medine içi yönetimin nasıl olacağının temelleri atılıyor. Detaya girmemek adına şunu söylüyorum. İşte burada temeli atılan beraber barış ve huzur içerisinde nasıl yaşayacağız? Yahudiler bir millet olarak kendi içlerinde kendi hukuklarına uyarak çok hukuklu bir sistem. Nasıl yaşayacaklar? Müslümanlar kendi içlerinde kendi hukuklarına göre nasıl yaşayacaklar? Arap müşrikler hakeza. Evet. Bu model alınmış mesela Abbasilerde uygulanmış, Selçuklularda uygulanmış, Osmanlı'da uygulanmış. Bu modelin, bu kültürün temelinde ne var? Sünnet var. Hı hı. Şimdi siz de çok birçok ülkede bulundunuz. Yani ben de 30 civarında ülkeyi gezdim. 23 senede yurt dışında yaşadım. Mesela Endonezya'ya gittiğinizde, Japonya'daki camiye gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki Müslümanları birleştiren bir ezan vardır. Yani bu ezanın özü Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de ezan nedir, ne değildir ama hadi dünyanın neresine giderseniz gidin Müslümanları bir araya getiren, doğru, Müslümanlarda aynı anlam dünyasını çağrıştıran ve aynı duygu boyutunda harekete geçiren bir uygulama. İşte bu bir kültür, yani ezan kültürü. Yani eyvallah. Çünkü davranıştan, davranış kodlarından bahsediyoruz. Yani bu İslam'ın inşa ettiği kültürün, yani hadisin, sünnetin inşa ettiği kültürün bir boyutu kesinlikle evrenseldir. Ezanda olduğu gibi, İslam devlet modelinde işte çok yaşama kültürü olduğu gibi bir boyutu da tamamen yereldir. Hı-hı. Bölgeden bölgeye değişir. Evet. Yani mesela diyelim ki ev içi dizaynlar, işte mimari, mimari diyelim ki mimariye, camilerdeki diyelim ki şeye, minarelere baktığınız zaman
işte Hint alt kıtasındaki minarenin şekliyle, evet, İran'daki minarenin şekli, Türkiye'deki minarenin şekliyle, işte Mağrip'teki, özellikle Mağrip, Endülüs İslam kültüründeki minarenin şekli farklı. Dizaynı farklı. Dolayısıyla bunları her kavim, her millet kendi renginden bir şeyler katarak, evet, ama aynı görevi görecek inşaatlarda bulunmuşlardır. Hocam burada çok güzel gidiyorsunuz, ancak dedim ya, zaman sıkışıyor. Evet. Hadis ilminde yeni yeni evrelere giriyoruz. Evet. Özellikle gençlere neler tavsiye edeceksiniz? Hadis alanda çalışanlar, hadis, evet, genel hadis severler, hadisle amel etmek isteyenler, bunlara neler tavsiye edeceksiniz? Özellikle son dönemde hadise olan ilgi artıyor, bunun farkındayız. Yeni dönem hadisçiler nasıl olmalı? Evet. Yeni dönem muhaddisi yetiştirebilir miyiz? Gelecek bir muhaddis, Türkiye'nin bir muhaddisi olabilir mi? Evet. Muhaddis, modern dönemde muhaddis ne demek? Yani geçmiş dönemdeki, evet, tanımlar yeterli mi yeni dönemdeki muhaddisleri tanımlamak için? Bunlarla birlikte biraz da yapay zeka ve hadisçiliğe geçelim artık. Evet. Tabii yapay zeka veya dijital hadisçilik 1980'lerde başlıyor aslında. Hmm. Yani bunu belki de ilk başlatan, benim en azından bildiğim kadarıyla, merhum Mustafa el-Azami. Hmm. Kendisi doktorasını şeyde yapıyor, malumunuz İngiltere'de yapıyor. Hmm. Sonra Suudi Arabistan'a yerleşiyor ve orada ders vermeye başlıyor. 1979 yılında Amerika'da bir oryantalistlerin hadisle ilgili bir toplantısı var. Kendisini de oraya davet ediyorlar. Oraya gittiğinde oradaki batılı bir hadis araştırmacısı Mustafa el-Azami'ye diyor ki, biz artık diyor hadis çalışmalarını bilgisayar programlarına aktarmaya başladık. Hmm. Ve siz diyor hadise çok güveniyorsunuz. Biz bunları teker teker hadise bilgisayar programlarına yerleştiriyoruz ve sizin hadislerinizin ilmi değerini çok teknik yöntemlerle ortaya koyacağız. Buradan da kastettiği, aslında sandığınız kadar bu hadisler güvenilir metinler değillerdir. Sizi sarsacağız yani. Evet, sarsacağız diyor. Evet. Sene 79. Hmm. Ve bunu bizzat şeyden dinledim. Mustafa el-Azami'nin oğlu Doktor Akil'den dinledim. Hmm. Sonra hoca Suudi Arabistan'a dönüyor ve diyor ki öncelikle bu programı bizim yapmamız lazım. Hmm. Bu işi onlara terk edemeyiz. Ve Riyad'da bir arazisi varmış. Arazisini, hmm, satıyor. Hmm. O dönemin parasıyla 75 bin dolar verip bir bilgisayar alıyor. Subhanallah. O dönem çok pahalıydı bilgisayar. Çok pahalı, evet. Laptop, maptop, hiçbir 75 şey bin dolara bilgisayar alıyor ama bilgisayarın hiçbir şeyini bilmiyor. He. Oturuyor, elifbasını öğrenmeye başlıyor. Bazı kişilerden yardım almaya başlıyor. O büyük oğlu Doktor Akil'i de bilgisayar bölümünde okutuyor. He. 80'lerden bahsediyor. Çok stratejik düşünmüş. Sonra etrafına kendisine güvenenlerle bir ekip kuruyor. 20 kişilik bir ekip. Bunların içerisinde bilgisayar mühendisliğinde okuyan, çalışan insanlar var. Kutubu Tisa'yı harf harf bilgisayara yerleştiriyor hocam. Ve ortaya Kutubu Tisa diye bir CD programı hocam, çıktı. Hocam bab bab deseydiniz biraz kolay olurdu. Harf harf ne harf kadar harf zor bir işle giriyor. Bu ya iş böyle başlıyor hocam. Yani tabii böyle harf harf yazıyorsunuz. Işte. Harf harf yazıyorlar ve kontrol ediyorlar. Yanlış bir şey girmesinler diye. Bunlar Mustafa el-Azami'nin kontrolünde yapılıyor. Subhanallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin ve ortaya meşhur o dönem bizim 150-200 dolar vererek aldığımız o CD programı çıktı. Ben de ilk kez bu programla yüksek lisans tezimi yazarken karşılaştım, satın aldım. 150 dolara Kutubu Tisa diye 9 kitap. Biz bu şeyi araştırmalarımızda kullanmaya başladık. Hmm. Dijital hadis programını. O dönemde bazı hocalarımız karşı çıkıyorlardı ama bize. Yani bunları kullanmayın diyorlardı. Kesinlikle bazı hocalarımız karşı çıkıyorlardı. Bunlara güvenemeyiz diyorlardı. Evet. Oysa bunu yine hadisçiler hazırlamıştı bu programları. Eyvallah. Tabii her ilk icat tepki de kendisiyle beraber getiriyor. Çünkü kitaplara alışmış, kaynaklara alışmış kişiler, ben bütününü göremedim. Sadece dokunuyorum, önüme bir metin geliyor. Buna nasıl güvenebilirim diyorlardı. Ve akademik çalışmada kullanılmasına müsaade etmiyorlardı. Ama zamanla
Bunlar aşılmaya başlandı. O Eyvallah. Karşı çıkan hocalar da bunu kullanmaya başladı. Başladılar ve buradaki bu dijital programlar hadis çalışmalarına kalite kattı. Eyvallah. Yani bir takım şeyler de getirdi. Yani tembellikler de getirdi. Ama çok ciddi anlamda kalite de kattı. Ve bu çalışma orada durmadı. Ve ilerleyerek günümüze çok farklı hadis programları hazırlandı ve bugüne geldik. Şimdi geçen yıl yani 2023 yılında hayatımıza bir yapay zeka ChatGPT çıktı. Bu girdiğinde kısa bir süre sonra bir hadis GPT'si de çıktı. Öyle mi? Kısa bir süre online olarak hizmet sundular ve sonra bunu daha fazla geliştirmek amacıyla programı kapattılar. Şimdi bunun çıktı. Bunu Müslümanlar mı yaptılar? Kimin hadis yaptığını GPT. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle Müslümanlar yaptılar diye düşünüyorum. Bekliyoruz. Ama şuraya geliyoruz. Bu programlar bizim klasik hadis çalışmalarımızı kökten etkileyecek şeye sahip. İçeriğe, muhteveye sahip. Şöyle ki, yani siz hadisle ilgili bütün bilgileri bu yapay zekaya yüklediğiniz zaman, bu yapay zekayı buna göre eğittiğiniz zaman, mesela diyelim ki işte hadis rivayeti en çok tartışılan bir sahabiyi ele alalım. Hazreti Ebu Hureyre'yi ele alalım. Diyelim ki Hazreti Ebu Hureyre'nin kaç tane rivayeti var? 5000 küsur. Bunun kaç tanesi mükerrer? Otomatikmen size bir dokunuşta verecek. Bu rivayetlerin yani diyelim biz şu anda elimizdeki veriler 1236 civarında mükerrersiz rivayeti olduğunu söylüyor. Bu rivayetlerin kaçında infirad etmiştir? Yani diğer sahabiler rivayet etmemiş. Sadece Ebu Hureyre rivayet etmiştir. Şimdi bunu bugünkü tekniklerle veya kadim tekniklerle yapmak çok zor. Ama yapay zeka ile beraber bunlar artık bir dokunuşla ulaşılabilecek bilgi haline gelecektir. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bunu söyleyince hani biz cinlerde zaman mefhumu farklıdır, insanlığa göre farklıdır diyoruz ya. Yani öyle bir noktaya geldik hani yapay zeka cindir falan demiyorum. Oradan da istismar edilmesin de ama söylemeye çalıştığım şey şu. Yapay zeka ile zaman mefhumu da değişiyor aslında yani. Yani birilerinin belki aylarca, yıllarca ortaya çıkarmak istediği bir ürünü yapay zeka saniyeler içerisinde size ulaştırabiliyor, sonuçlara ulaştırabiliyor. Kesinlikle. Yani bunun şöyle bir riski yok mu hocam? Sizi kestim sözünüzü, kusura bakmayın. Yani peki hadis ilminde tahriç ilmi diye bir şey var. Şimdi yapay zeka ile birlikte tahriç ilmi nerede kalacak hocam? Hocam ben fakülte yıllarında tahriç derslerini, klasik tahriç derslerini aldım. Dolayısıyla klasik tahriç nedir, nasıl yapılıyor bunları öğrendik. Ama 97'de benim hayatıma bu ilk hadis programı Kutub-ı Tisa girdiğinden beri dijital olanı. Dijital olanı. Sonra yani. Gelişerek devam etti. Bir daha ben klasik yöntemlerle bak bunun eğitimini almama rağmen klasik yöntemlerle hadis tahrici yapmadım. Çünkü diğeri bana zaman kaybediyor. Kötü örnek oluyorsun hocam. Hayır diğeri zaman kaybediyor. Burada bir dokunuşla öğreniyorum. Aynı sonuca ulaşıyorsunuz sonuçta. Kesinlikle. Daha çok fazlasına ulaşıyorum. Daha fazlasına ulaşıyorum. Daha fazlasına ulaşıyorum. Dolayısıyla ben artık diyelim ki bu programları bir asistan olarak kullanacağım, yardımcı olarak kullanacağım. Bu programların yapmayacağını, yapamayacağına yönelmem lazım. Yani burada mesela diyelim ki daha sezgisel, daha kültürel, daha diyelim ki insana ait makinenin yapamayacağı yeni çalışma alanları çıkacaktır. Tam da onu soracaktım. Yani öyle bir şey söylediniz ki hocam, hadis ilmini bitirecek bir dijital dünyadan bahsediyorsunuz diyecektim. O zaman cevabı vermiş oldunuz. Yani artık hadisçiler klasik hadisçilikten biraz daha dijital hadisçiliğe, yapay zeka merkezli hadisçiliğe geçerek yapay zekanın yapamadığı, dijital dünyanın yapamadığı alanlara mı yöneleceğiz bundan sonra? Yine bir kesim bu uzmanlığı devam ettirecek. Yani kuşkusuz. Ama bu zekada, yapay zekadan istifade ederek. İstifade ederek. Belki öteye de taşıyarak. Yapay zekayı eğiterek. Ama önemli ölçüde biz daha çok bu sadece İslami hadis alanına dair değildir. Bu tefsirde de fıkıhta da böyle olacak. Hatta diğer ilim disiplinlerinde bir sosyolojide vesaire de böyle olacaktır. Daha insani yönleri yani yapay zekanın yapamayacağı şeyler var. Yani onun bir takım algoritmaları vardır. O algoritmaya verilen talimatlar doğrusunda çalışıyor. Onun hissetme yeteneği yok. Onda bir bilinç hali yok.
bir şuur hali yok. Mesela tasavvufu tanımlarken, tasavvuf nedir denildiğinde bir kişinin metafizik anlamda yaşadığı gerilim, şahsi bir tecrübedir, sübjektiftir. Şimdi sübjektivite burada artacaktır. Doğru. Yani sübjektivite daha fazla ön plana çıkacaktır. Madem biz makineyle yarışamayacağız, bizim ona olan artı özelliklerimiz var. Hocam yapay zeka mevcut doktoraları anlamsız hale mi getirecek? Çalışmaların yönlerini değiştirecektir. Ve kanaatime göre kalite katacaktır. Neden? Çünkü aylarca, yıllarca gidip sahada çalıştığınız, kütüphanelerde çalıştığınız bilgilere çok hızlı ulaşacaksınız. Kaynaklara olan süre hızlandırıyorum. Sorularımı sorabileyim diye. Çünkü sizi bulmuşken her zaman böyle bulamıyoruz. Yapay zeka, dijital imkanlar kaynaklara olan güveni artıracak mı, azaltacak mı hocam? Güveni artırma azaltmaz. Ancak şöyle bir sorun vardır. Mesela diyelim ki yapay zeka daha da gelişecek. Siz spesifik bir bilgiye ihtiyacınız var. Diyorsunuz ki bu bilgi hangi kitaplarda geçiyor, hangi sayfalarda geçiyor. Otomatikman onları size verecektir. Siz bilgiye çabuk ulaştınız. Bu büyük bir avantaj ama o bilginin içindeki o kitaba, o kaynağa bütünsel bakma perspektifinizi yitireceksiniz. Bu da bir eksikliktir. Yani diyelim ki bir bilgiyi o bütünlük içerisinde değerlendirmek var. Onun bir fihristi var, konu bütünlüğü var. Bir de sadece kitabın filan sayfasının filan bölümünde şu paragrafta bu bilgi var diye bakmanız. Hocam o yapay zeka, ben hızlı gitmeye çalışıyorum yine. Şimdi benim büyük bir kütüphanem var. Bununla da çok gurur duyuyorum. Çünkü orası benim dinlenme yerim, çalışma yerim. Hakikaten sizin de eminim vardır. Ama herhalde bütün kitapları toplasam, bilmem kaç bin kitabı toplasam bir hard disk de toplanabilir aslında yani. Yani işte bilmem kaç terabayt bir hard disk hepsini alabilir o kütüphaneden. Bu yapay zeka ile birlikte, dijital dünya ile birlikte matbu hadis kitaplarını ne yapacağız? Yani bunlar artık işi bitiyor mu? Yani bu dünyadan sonra. Onların işi bitmez tabii. Onlar devam edecek ama insanların direkt matbu kitaplarla belki teması azalacaktır. Online kitapçılık gelişiyor. Benim sadece laptopumda 100 binin üzerinde kitap var. Yani daha şeyden bahsetmiyorum. 100 binin üzerinde kitap var. Şimdi dolayısıyla eskiden olduğu kadar kütüphaneye ihtiyacım yok benim. Siz bu arada çok hızlı ayak uyduruyorsunuz hocam. Bildiğim kadarıyla geçen yüzyılda doğmanıza rağmen yani modern gelişmelere çok hızlı ayak uyduruyorsunuz. Yani gençler sizi dinlediği zaman herhalde diyorlardır bu hoca tam bizim kafadan konuşuyor, bizim dilimizle konuşuyor. Gençlerle bu anlamda iyi anlaşıyoruz. Eyvallah hocam, buyurun. Çünkü çalışmalarımıza kalite katıyor. Eyvallah. Yani çalışmalarımızı hızlandırıyor. Yani ben mesela diyelim ki teknik meselelerle zaman harcayacağıma yapay zekayı asistan olarak kullanıp o teknik bilgiye ulaştıktan sonra asıl yapacağım alana uzmanlaşmam, yoğunlaşmam lazım. Şimdi ChatGPT'nin bir bedava versiyonu var. Bir de paralı versiyonu var. Bedava versiyonu herkese açık. Paralı versiyonu ayda $20 verdiğinizde kullanabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bedava versiyonu 1,5 milyar dataya ulaşıyor. O datadan yola çıkarak size sonuçları bildiriyor. Paralı versiyonu 1 trilyon datadan yola çıkarak size bilgi veriyor. Şimdi olayı daha iyi anladım. Ben bu yapay zekaya soruyorum. Diyorum ki şu konuda ne düşünüyorsun? Bana çok az bilgi gönderiyor. Demek ki paralıya üye ol demek istiyor bana. Üye olursan sana daha fazla bilgi gönderirim. Çünkü fazla bilgi vermiyor. Bir de şeyin eğitimini almak lazım. ChatGPT'yi yararlı, hızlı kullanabilmenin yöntemlerini. Yani onun algoritma çalışma sistemini bilirseniz, dilini öğrenirseniz çok daha kaliteli istifade etme imkanı oluşuyor. Bunun için ne kadar bir eğitim almak gerekiyor? Çok fazla değil. Yani birkaç seminerle olabilecek bir hadise bunlar. Evet. Hocam akademiyada, bu arada süremizin sonlarına doğru geldik. Akademiyada şöyle bir şey hissediyorum. Bunu da söylüyor hocalarımız. Belki siz söylemeyi olabilirsiniz ama akademik makalelerde duyguya yer yok diyorlar. Aslında yani yapay zeka gelmeden önce akademiyanın dili, ruhu zaten yapay hale gelmişti yani diyebilirim yani. Çünkü duyguyu katmayın işin içerisine. Duyguyu katmadığınız bir makale, tam objektif adına bunu yapabilirsiniz ama o makale olur mu hocam yani? Yani bu herkes bu cümleden farklı şey kastedebilir ama hiçbir kimse kendi bilincini dışarıda bırakamaz. Eyvallah. O bilinç tarihsel bir dönemde belirli şartlar içerisinde oluşuyor.
Yani sizin bir perspektifiniz var. Hani bir Yunan filozofunun bir sözü aktarılır. Der ki nehirden akan su hiçbir zaman iki kez akmaz. Çünkü akan su artık yepyeni bir sudur. Her insan da böyledir. Hiçbir insan tarihte iki kez akmaz. Tarihten iki kez geçmez. Tek geçer. Yani bu anlamda her birey ferdi vahittir. Bir benzeri yoktur. Yani düşünün işte 1970'te dünyaya geldi. İçine doğduğu toplum farklı, anne baba farklı, ilkokulu farklı, ortaokulu farklı, sonra başka yerlere gitmişti. Sizin bu tarihi bir daha yeniden tekrar etme şansınız yok. Eyvallah. Bu süreç içerisinde o kişinin bilinci oluşacaktır. Meselelere bakış açısı oluşacaktır. Yani bir subjektivite yönü vardır. Bir kişi çalıştığı meseleleri bütün bu bilincini bir köşeye bırakarak okuyabilir mi? Değerlendirebilir mi? Mümkün değildir. Dolayısıyla objektiflik diye bir şey yoktur aslında. %100 yoktur. Ama şu vardır. Metodoloji de bunun için önemlidir. O metodoloji subjektiviteyi daha doğru sonuçlara ulaştırmak için sınırlar. Eyvallah. Bu da önemlidir yani. Tamam. Ama %100 subjektifte dışarıda tutulamaz. Bir cümleyle gençlere hadis okumak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Bir cümleyle çünkü bir dakikam kaldı. Yani Hazreti Resulullah'ı tanımanın en güzel yoludur derim. Ve İmam Tirmizi mesela kendi kitabı için şöyle der. Kimin diyor evinde bu kitap varsa onun evinde konuşan bir peygamber vardır diyor. Eyvallah. Çok güzel bir tavsiye oldu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten birikiminizi bu programda paylaştınız. Estağfurullah. Aslında bize peygamberimizi hatırlattınız. Tirmizi üzerinden, hadis üzerinden, yapay zeka, dijital dünyada hadisçilerin neler yapabileceğinizi de bize hatırlattınız. Aslında üzerimize bir dünya hızla geliyor. Biz buna hazır olmazsak altında kalırız ama iyi hazırlanırsak güçlü depremlere nasıl güçlü evler yapılıyor, onlar yıkılmıyor. Biz de ayakta kalmaya devam ederiz. Medeniyetimizin temelini oluşturan hadis de sürekli yine ümmetin başyapıtları olarak, referans olarak kalmaya devam eder diye düşünüyorum. Benim kanaatim hadise olan güveni artıracak. Eyvallah hocam. Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Son bir cümle söylemek istiyorum. Belki faydası olur umuduyla. Dijital ve yapay zeka mücedditleri veya fakihleri, alimleri ancak özel ilgilenen dahi veya üstün zekalı çocuklar arasına çıkacaktır. İlahiyatların, ilahiyatçıların ve ilahiyatların, medreselerin sorunları ve problemleriyle ilgilenenler daha çok kendi kurumları ve sorunlarıyla ilgilenirlerse ortaya daha verimli çalışmalar çıkacaktır. Yani ilahiyatçılar kendi problemlerini çözmek için çözümler üretmeye, gelecek perspektifi oluşturmaya çalışırlarsa, müderris hocalarımız kendi meselelerini daha iyi noktaya taşımak için ve farklı tecrübelerden de istifade ederek çözümler üretmeye çalışırlarsa ümmete daha güzel hizmetler yaparlar diye düşünüyorum. Mesela sizin bahsetmiş olduğunuz yapay zekadır, dijital dünyadır. Bunların da müderrislerin ve ilahiyatçıların dünyasına girdiği zaman bizler de çok iyi konumlara geleceğizdir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum tekrar hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Aziz dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Bizi bu saate kadar evlerinizde ağırladığınız için, böyle ağır bir programda sizleri de yorduğumuz için sizlerden helallik diliyoruz. Ama bizi bu saate kadar ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.